Merhaba arkadaşlar. Bu bir canlı yayın denemesi. Bakalım ne olacak. Bakıyoruz. Canlı yayın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Canlı Bu bir yayınımızda. canlı yayın denemesi. Bakalım ne olacak. Galiba oluyor. Bakıyoruz. Canlı yayın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Canlı yayınımızda. Bakalım ne olacak. Görüşürüz. Canlı yayın. Merhaba arkadaşlar. Sevgili yeni.com izleyicileri, bugün Türk İnternet Sitesi'nde yeni bir teknoloji denemesi yapıyorum. Bundan sonra niyetim Twitter'dan gelen sorulara yeni.com üzerinden canlı yayında cevaplar vermek. Eğer beni duyabiliyorsanız Twitter'dan sorularınızı sorabilirsiniz. Şu anda bu Twitter'dan yayınlandı mı bilmiyorum bu yayın. Ama şu anda bir deneme yapıyorum. Bu denemeyi izliyorsanız lütfen bana Twitter'dan sorularınızı sorun. Ben de ona göre cevaplar vereyim. Twitter'dan bakıyorum. Şimdi sorularınız geliyor mu? Bugün aslında Periskop'tan yaptığımız yayınlarda AK Parti'nin seçimleriyle ilgili tahminler söyleyeceğimi beyan etmiştim. Eğer beni duyuyorsanız, size birkaç tahmin yapabilirim. Yeni.com'da canlı yayın denemesi var, izleyebiliyorsanız Twitter'dan yazarsanız ben de size buradan cevaplar verebilirim. Yeni.com'da canlı yayın denemesi var, izleyebiliyorsanız Twitter'dan yazarsanız ben de size buradan canlı yayını izliyor. Güzel.
Arkadaşlar bu canlı yayının ilk denemesi. Dolayısıyla bir süre kasar ama bunu bir ilk olarak deneyeceğim. Bundan sonra sorularınıza cevap vereceğim. Ama şimdilik madem izliyorsunuz, birkaç kişi de olsa size yarının bomba haberini söyleyeyim. Yeniyon.com'dan gelecek. Yarın hükümete yakın bir anket şirketinin saraya sunduğu ama halktan gizlediği bir anketin sonuçlarını açıklayacağım. Hükümetin yarın ismini de vereceğim sitede. Hükümetin anket şirketinin sonuçlarına göre şunu belirteyim. HDP 10.6 alıyor. Diğer sonuçları yarın yeniyon.com'da öğreneceksiniz. Bunun üzerinden yarın canlı yayını daha net yapabiliriz. Buna göre bakarız. Canlı yayını izleyebiliyorsanız arkadaşlar bundan sonra siteden her gün yarım saat sizin sorularınızı cevaplayacağım. Evet, sesim anketten bahsediyorum. Hükümete yakın bir anket firmasının anket sonuçlarını öğrendim. Halktan gizledikleri ama hükümete sundukları. Bu sonuçlar aslında Erdoğan'ın Kur'an elinde meydan meydan neden dolaştığını da bize gösteriyor. Bununla ilgili yarın yeniyon.com'da bir haber olacak. Özel bir haber. Dolayısıyla bu haberi izleyebilirseniz ona göre konuşuruz. Şu anda izleyebiliyorsanız bu bir test yayını, bu bir deneme yayını. Bundan sonra her gün sizin Twitter'dan sorduğunuz sorulara buradan canlı yayında uygun bir saatte, bunu da ortak kararlaştırırız. Uygun bir saatte cevaplarım. Genel bir soruya bir yarım saat, 15 dakika cevap verip ondan sonra Twitter'dan gelen eleştiri ve yorumları buradan okuyup size canlı bir habercilik analiz sitesi sunmayı düşünüyorum. Bu Türk internet siteciliğinde neredeyse ilklerden biri, muhtemelen yapan arkadaşlar vardır ama bu yönüyle günlük her gün yarım saat analiz sunma yönüyle ilklerden biri olacak. Şu anda bunun denemesini yapıyorum. Canlı yayının saatini henüz belirlemedim ama sorulardan biri bu. Canlı yayın saat kaçta olacak şeklinde bir soru var. Canlı yayının saatini henüz belirlemedim ama buradaki saat ile Türkiye'deki saati ortalamasını alıp benim de sizin de uygun olduğunuz bir zamanda akşam 8-9 gibi bir yarım saatlik bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Eğer ahali onay verirse. İlk soru benden diyor. Henüz sorulara başlamadım aslında. Gelen arkadaşlardan birisi Vedat Gazioğlu. İlk soru benden. Sence HDP barajı geçmeli mi? Ankette durumunda herkes biliyor zaten. Fuat Avni sağ olsun demiş. Geçmeli mi geçmemeli mi konusunda bir yorum şöyle yapayım. Bence HDP'nin barajı geçmesi Türkiye'de özellikle çözüm sürecinde halkın inisiyatif alması demektir. Çözüm sürecinin Erdoğan'ın siyasi oyunlarından kurtulması anlamına gelir. Ve batıdan HDP ne kadar fazla oy alırsa PKK'nın doğuda silah patlatma ihtimali o kadar azalır. Hatırlayın Ağrı olayından sonra normal şartlar altında PKK'nın kendi iç tüzüğü gereği
orada şey yapması gerekiyordu. PKK'nın normalde misilleme saldırısı yapması gerekiyordu. Fakat HDP'nin Batı'dan alacağı oyları hesaba katarak PKK misilleme saldırısı yapmadı. Eğer HDP Batı'dan alacağı oylarla barajı geçerse, bundan sonra bu PKK'nın saldırılarını durdurmak anlamında ciddi bir halk baskısına dönüşecektir. Bu açıdan barajı geçmesi önemli. Eğer bu sorunu bana soruyorsanız, yani sen HDP'ye oy verir misin? Hayır, ben HDP'ye oy vermem. Bunun gerekçesini daha önce yazdım. Bunun gerekçesi şu: PKK'nın elinde silah olduğu sürece ben HDP'ye kişisel olarak oy vermem, ama kimseye de neden oy verdin diye eleştirmem. Çünkü şu anda HDP'nin durumu stratejik bir durum. Böyle bir durum. Siz de bizi görüyor musunuz diye bir soru var. Ben sizin tweetlerinizi görüyorum. Zeki Müren görecek. Başta karıştı ama 10 numara olmuş, eline sağlık diyen bir arkadaşımız var, Vedat Gazioğlu. Hakan Selvi canlı yayında soruları cevaplıyor diye paylaşımda bulunmuş. Kemal Sıtkı Asyalı şu anda canlı yayın yapıyor Emre Uslu diye soru sormuş. Metin Çelik de canlı yayın linkini vermiş, sağ olsun. Ama bu linkleri özellikle web sitesi üzerinden izlerseniz, oradan yayın yapacağım. Kandiliniz mübarek olsun demiş Leydi. Sizin de mübarek olsun. Hepinizin kandili mübarek olsun. İkinci soru benden gelsin demiş Hakan Selvi. Ara ara cemaate niye sallıyorsunuz? Merak ediyorum. Bunun cemaatçi görünmemeniz için bir faydası yok bence demiş. Birincisi, ben ister inanın ister inanmayın, cemaatle organik bir bağım yoktur. Bir cemaatçi değilim. Cemaat, keşke benim zamanımda benim AK Parti'yi eleştirdiğim 2011-2012 yıllarında AK Parti'ye destek vermeyip benim durduğum yerde dursaydı, bu AK Parti şimdiye kadar bu kadar zalim olmazdı. Bu yüzden bence o dönemki tutumları nedeniyle eleştiriyi hak ediyorlar. Ama şu gün mazlum ve mağdur oldukları için vicdanı olan herkes şu an itibariyle mazlum ve mağdurun yanında olması gerekiyor. Ben de mazlum ve mağdurun yanında bulunuyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Cemaat benim 2011-12'de eleştirdiğim noktaya geldi. Benim yanıma kim gelirse bundan memnunum. Ama bu cemaati eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Ayrıca yarınki yazıda cemaat neden yalnız konusunda başladığım yazı serisinde yarın yine cemaate bir eleştiri var. Bunun bir taktik gerekçesi falan yoktur. İnandığım, bildiğim eleştirileri yapıyorum. Bekir Çınar Hoca canlı yayın gayet temiz. Sesle devam ediyor. Tebrik ederiz. İyi bir çalışma. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim hocam. Size de kolay gelsin. Abdurrahim Dağdelen cevap için teşekkür demiş. Ben teşekkür ederim soru için. Bizim soruyu cevaplamadın demiş Emre Çakır. Ama yine de tebrik ederim. Canlı yayın cesaretiniz gayet güzel bir şey demiş. İnanın sizin soruyu göremedim Emre Bey. Ama görürsem cevaplarım. TC Gölge MHP'nin mi CHP'nin mi oyları artar sizce diye sormuş. Vallahi CHP'nin oylarının artıp artmayacağı esasen bu asgari ücret tartışması ile ilgili. Bu asgari ücret tartışması ve özellikle emeklilere verdikleri sözlerle ilgili orada bir oynama yaptılar, ama Erdoğan'ın meydanlara inmesi AK Parti'nin tabanını yeniden kilitlemiş görünüyor. Bir anket firmasının sahibiyle konuştum geçenlerde. Erdoğan'ın meydanlara inmesinin AK Parti'ye 2 puan da eklediğini, tabanı kilitlediğini ifade ediyordu ki ben de buna katılıyorum. Esasen Erdoğan'ın meydanlara inmesi bu amaca yönelik, kendi tabanındaki dağılmayı önlemeye yönelik bir çalışma. Bunda da başarılı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Kemal Sıtkı Asyalı
Kandiliniz mübarek olsun. Erdoğan'ın okul kapatma macerası nasıl sonuçlanır? Kapatan ülke olur mu diye sormuş. Vallahi Erdoğan'ın okul kapatması dediğiniz gibi tam anlamıyla bir macera. Türkiye'ye muhtaç olan, Erdoğan'la ilişkileri olan bazı ülkeler bu konuda Erdoğan'ın taleplerine sıcak bakabilir. Ama dünya buna gülüyor. Türkiye'nin kendi okullarını kapatmış olmasına gülüyor. Bu en fazla Erdoğan'ı kapattırıyor. TC Gölge Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz diye soru sormuş. Ona Türkiye demeyelim. Hakkımda Erdoğan'ın onca davası varken Silivri'ye dönmeyi düşünüyor musunuz diye değiştireyim. Hayır, Silivri'ye dönmeyi düşünmüyorum. Erdoğan dönünce birlikte beraber, Erdoğan gidince birlikte beraber Türkiye'de konuşuruz. Sağınızdaki perdeyi kapatın. Parlıyor görüntü demiş. Birazdan kapatırım. Kalkarsam şu anda canlı yayında diğerlerine saygısızlık olur. Ondan sonra Erdoğan'sız bir AKP daha sağlıklı olmaz mı demiş Deniz Özdemir. Erdoğan Türk siyasetindeki baskısı nasıl kalkar demiş. Erdoğan'sız bir AKP daha sağlıklı olur ama Erdoğan'sız bir AKP mümkün değil. Erdoğan artık daha önce de yazdığım gibi Türkiye'de kaosun kaynağı, kaosun nedeni, kaosun baş sebebi. Dolayısıyla Erdoğanlı ya da Erdoğan'sız yaşayacağız. Eğer Erdoğan'sız bir AKP olursa elbette Türkiye için de AK Parti için de bir şans. Ama AK Parti artık bir kalt partisi haline geldi. Bunun için özellikle Yalçın Akdoğan'ın çalışmaları vardı. Erdoğan'ı bir kalt figürü halinde getirdiler. Özellikle AK Parti'nin bu partizan tabanı bu kaltın etrafında birleştiği için Erdoğan'sız bir AK Parti neredeyse imkansız gibi görünüyor. Gelecekten beklentiniz nedir? Esasen bu soru gelecekten beklentim Türkiye adına ve dünya adına farklılıklar gösteriyor. Buna Türk halkının kendisi karar verecek. Eğer Türkiye Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçerse, açık söylüyorum, geçen gün yeni.com'da yazdım, Türkiye bir savaşa girecek. Bunun stratejik analizlerini isterseniz önümüzdeki günlerde sorular gelirse yaparım. Suudi-Türkiye bloğu nereye gidiyor? Bunu ayrıca yarın saat 23.45'te ya da 23.30'da Samanyolu Haber'de ki programımızda, Washington Penceresi programımızda da bu konuları değerlendireceğiz. Şimdilik bu dediğim gibi deneme yayını olduğu için böyle bir şeyler yapıyoruz. Ali Yumlu bekliyorduk. Emre Uslu bundan böyle her gün analizleriyle canlı yayında tebrikler, başarılar demiş. Ben de tebrik ederim. Ali Bey sizi. Emre Uslu, Ömer Faruk, Emre Uslu canlı yayın güzel düşünülmüş. Duruşunuz ve cemaat ile alakalı görüşleriniz çok hoşuma gidiyor demiş. Cemaatle ilgili eleştirilerim mi? Şu anda cemaat mağdur olduğu için onları desteklemem mi hoşunuza gidiyor bilmiyorum. Ama şu an itibariyle cemaat mağdur. Erdoğan'ın zulmüne maruz kalıyor. Vicdanı olan her demokrat benim yaptığımı yapardı. Benim ekstra yaptığım bir şey yok bu noktada. Metin Çiçek hangi ülkedesiniz diye sormuş. Bunu Sağır Sultan duydu ama buradan bir kez daha duyurayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir üniversitede öğretim üyesiyim. Türkiye'deki işime AK Partililer engel olduğu için bunu da Hüseyin Çelik'e üniversiteden atıldığım gün bir mesajla yazdım. Yaşasın zalimler için cehennem, bugün üniversiteden beni attınız diye bir mesaj yazdım. Hüseyin Çelik bunun şahididir. Kaydı da duruyor. Dolayısıyla Amerika'da bir üniversitede iş buldum. Amerika'dayım mevcut halde. Vedat Gazioğlu, sizce ülkemizde rezil olabilmek mümkün olur mu? Son kısa bir soru ve kısa bir cevap bekliyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Evet ya, vicdanlı olan insanlar için ülkede rezil olmak mümkün. Ama hırsızlar ve soyguncular rezil olmazlar. Zaten onun ilk şartı rezil olmamayı öğrenmek.
Emre Çakır sanırım bir soru sordu, biraz önce sistemi vardı. Sizce İran'la diplomatik ilişkiler ne durumdadır? Gazetecilik kimliğinizle Türkiye-İran ilişkilerine nasıl bakıyorsunuz? Esasen bu büyük bir soru. Türkiye-İran ilişkileri şu anda önümüzdeki dönemde bir Türkiye'nin İran'la ilişkilerinin olması, iyi olması beklenen olumlu bir durum. Ama İran'ın özellikle Amerika ile imzaladığı bu nükleer bomba anlaşmasından sonra Türkiye bölgedeki bölgesel aktör rolünü kaybediyor. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir analiz yapacağım. Oraya referans vererek şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Türkiye-İran ilişkileri iyi olması gerekiyor ama bölgede Türkiye bölgesel aktör rolünü İran'a kaptırıyor. Buradan şimdilik bu kadar söyleyeyim. İsmi lazım değil. İsmiyle yazan bir arkadaşımız. Milli İttifak'tan beklentiniz var mı? Anketler barajın ve bayağı bir altında gösteriyor. Sizce ne olur? Yarın yeni yon.com'da bunu açıklayacağım. Sanırım diğer partiler %5-6 civarında bir oy alıyor, görünüyor. Milli İttifak. Tabi burası siyaset. Siyasette son anda nelerin olacağı belli olmaz. Son anda birisi bir pot karar. Her şey değişir. Milli İttifak da potaya girebilir. Dolayısıyla özellikle ben Anadolu'da, Maraş'ta, Sivas'ta Milli İttifak'a ciddi bir AKP tabanına kayma olduğunu düşünüyorum ama Erdoğan'ın son zamanlarda meydanlara inmesi bunu toplar mı? Orasını göreceğiz. Kemal Sıtkı Asyalı, Erdoğan önderliğindeki başkanlık sisteminin Türkiye'ye faydaları ve zararları nelerdir diye sormuş. Arkadaşlar, Türkiye başkanlık sistemi kimin önderliğinde olursa olsun iyi bir sistem değil. Şu nedenle iyi bir sistem değil. Eğer Amerika'daki başkanlık sistemi gibi bir başkanlık sistemi istiyorsak, yani checks and balance sistemi olacaksa, Türkiye'de başkan ayrı seçilecek, meclis ayrı seçilecekse, Türkiye gibi oturmamış ülkelerde başkanlık sistemi tıkar. Dolayısıyla ne kanun geçer ne anayasa değiştirilir. Dolayısıyla başkanlık sistemi çok yararlı bir şey değil, Erdoğan olsun veya olmasın. Çünkü Türkiye'de henüz düzen oturmuş değil, henüz oturan bir ülke. Bunun için yani özellikle parlamenter sistemde, fusion sistemi dediğimiz hükümetle parlamentonun ortak çalıştığı sistemlerde kanunların daha kolay değiştirilmesi mümkün olur. Erdoğan'ın dediğinin aksine bu sistem bize yarayacağını düşünmüyorum ben. Şimdilik bu kadar yeter herhalde. Cinali sorumu niye atladınız demiş. İnanın çok soru geliyor. Ben de ilk defa bir yayın denemesi yaptığımdan dolayı bütün sorularınıza göremeyebiliyorum. Ama Cinali sorumun cemaatin bugünkü yalnızlığına Ergenekon ve balyoz davalarının rolü nedir sizce diye sormuş. Bu soruyu yarın ki yazımda yeni.com'da cevaplıyorum. Oraya referansla şimdilik cevaplamış olayım. Hattaboğlu, cemaatçilerle hayatınızın hangi döneminde, kaç yaşında tanıştınız? Işık evlerine gittiniz mi hiç? Hayır, ışık evlerine hiç gitmedim ama cemaatten çok arkadaşlarım oldu benim. Üniversite yıllarında tanıdığım arkadaşlarım oldu. Ben üniversite yıllarında daha çok milli görüşe yakındım. AK Partililerin bana kızmasının nedeni de o biraz. Çünkü işlerinden gelip onları eleştirdiğim için daha çok kızıyorlar. Bu kadarını söyleyeyim. Dağ gezen canlı yayın denemesi. Emre Uslu, görüşünüz ne olursa olsun Türk basını adına attığınız adım köşe taşı oldu. Başarılar demiş. Ben de teşekkür ederim. Buradan internetin imkanlarıyla sizlere ulaşmaya çalışacağım. Burak hocam, yandaş medya ile ilgili alakalı aylar önce yandaş medyayı finanse edenlerin paraları dondurulacak demiştim. Durum nedir? Arkadaşlar, uluslararası hukuk çok yavaş işler. Ama şu anda benim bildiğim birkaç tane bu yönde dava ve dava girişimleri var. Türkiye'deki gibi yukarıdan emredilip aşağıdan şak diye yapılan bir uluslararası hukuk sistemi olmadığından dolayı yavaş işliyor. Ama Türkiye'de yolsuzluk ve özellikle IŞİD ve El-Kaide'ye destek noktasında
Özellikle Yasin El-Kadı ile ilişkiler ve Suriye'deki durumun belirlemesiyle birlikte bu yönde bir takım şeyler olabilir. Böyle bir analiz yapmıştım ama yavaş olur. Bunu bugünden yarına beklemek yanlış olur. Başka? Leydi, Amerika'da çalıştığınız üniversitede hangi derslere giriyorsun? Ben bunu merak ediyorum demiş. Valla Türkiye'de hangi derslere giriyorsam ona giriyorum. Ben siyaset bilimi hocasıyım. Comparative Politics dersine giriyorum. Ondan sonra bunun intro ve master seviyesi var. Bir de conflict resolution derslerine giriyorum. Daha önceki üniversitede terör dersine giriyordum. Belki önümüzdeki dönemde bir terör, İslam and politics dersi açmayı düşünüyorum. Metin Çiçek dün 3-4 tane tweet attınız Fuat Avni nerede diye. 13 gündür tweet atmayan Fuat Avni tweet attı. Ne diyorsunuz bu işe demiş. Fuat Avni bence 12 gündür atmıyordu herhalde. Bir 5-6 gündür atmıyordu. Zaten Fuat Avni bir 5-6 günde bir atıyor gördüğüm kadarıyla. Ben orada bir gariplik görmedim. Emre Hocam artık canlı yayın yapmaya başlamış demiş Ali Esat İmal Hoca. Sosyal medya tartışılmaz güç, göz ardı etmek, başını kuma gömmekten farksızdır demiş. Teşekkür ederim. Emre Çakır cevaplar için teşekkür ederim Emre Bey demiş. İnşallah şahsınızla alakalı müsbet gelişmeler olur ve ülkemize... Benim şahsımla alakalı olarak ben çok endişeli değilim. Burada kendi sonuçta üniversiteme gidiyorum. Üniversitede ama ben Türkiye'nin geleceği adına endişeliyim. Umarım Türkiye'nin geleceği adına iyi şeyler olur. Gülerce'nin maskesini düşürdüm demiştiniz bir tweette. Bunu nasıl gördünüz? Biz bile görememiştik demiştiniz. Arkadaşlar mum dibini ışıtmaz. Siz cemaatin içerisinde olduğunuz için bazı insanların yüzünü göremiyorsunuz. Ama Gülerce o tartışmamızda Melih Gökçe'yi arkaladığı tartışmasında apaçık yalan söylemişti. Cemaatte Gülerce gibi bir adamın bana apaçık yalan söylemiş olması benim için bir karinedir. Bu karineye dayanarak Gülerce'nin yalan söylediğini, bu adama güvenilmeyeceğini o günlerde açıklamıştım. Sonuçta bu oldu. Ali İhsan Korkmaz için ne düşünüyorsun? Teşekkürler demiş. Bu ülkede devlet zulmünden kim ne çektiyse o da onlardan birisi. Ne diyebilirim? Üzüldüm şimdi bu soruya. Sosyal medyada böyle sorular gelebiliyor hazırlıksız. Yargı ve polis teşkilatında yapılanların bir benzeri TSK içinde planlanıyor mu? Hükümet ile TSK durumu nasıl? Bu konuyla ilgili bir yazı yazdım arkadaşlar. Yenigün.com'a gidip bakabilirsiniz. Oradan cevap alabilirsiniz. Fuat Avni hesabını kullanmadığına çocukların üzerine yemin edebilir misin demiş. Kullanmıyorum. Bu konuda yemin edebilirim ama bunlar çocukça şeyler. Allah biliyor. Bence diğerlerinin bilmesine gerek yok. Nerelisiniz? Diye bir soru var. I'm proud to be Malatya diyeyim. Malatyalı olmaktan gurur duyuyorum. Malatyalıyım. Allah'a şükür. Onu da açıklamış oldum. Arkadaşlar bilgisayarımın şarjı bitiyor. Şimdilik görüşmek üzere. Bu canlı yayın burada bitsin. Haftaya görüşürüz diyeyim. Bilgisayarımın şarjı bitmek üzere çünkü. Buradan görüşürüz. Katılımınız için teşekkür ederim. Bilgisayarım bayağı bir yavaşladı. Şimdilik